Fear of Ohio, wearing his beautiful chapeau but his cavaliero. The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Yaşasın Hollywood. Çok iyi. Teşekkür ederim yabancı. Louis Lumière, Fransız mucit. Kardeşim Auguste. Red Hit Cowboy, Düllül Atım. Kovandan bal çalan o ayıyı filme çekiyordum. Kovan mı? İşte bu makineyle film çekebiliyorum. Buna sinematograf deniyor. Film kamerasının Fransızcası. Amerikan halkı icadımı beğenirse servet kazanacağız. Servet mi? Nasıl? Kardeşim insanların onun filmlerini izlemek için para vereceğini düşünüyor. Görmek ister misin? Yolculuk nereye bayan? Bana Burton'di. Tüm aygırlar öyle der. Hollywood'a gidiyoruz. Hiç duymuş muydun? Ya tabii. Batıda okyanusa yakındır herhalde. Ne güzel. Çıplak yüzmüş. Düldül bu insanlarla beraber gitsek iyi olur. Amerika hakkında pek bir şey bilmiyorlar. Onlarla Hollywood'a gidelim. Vay canına. O Amerikan ineğini çekmem lazım. Nasıl da zaman kaybı. İnekler Amerika'da da bizim Fransa'dakiler kadar sıkıcı. İyiyim. Ama Amerikan ineklerinin çok tuhaf olduğunu söylemeliyim. Çok cesurdun, çok atılgan ve çok erkeksi. Hollywood, birinci sınıf eğlence arıyorsanız yanlış yerdesiniz. Hey, bakın, iki bar. Eminim biri çektiğim filmleri göstermeyi kabul eder. Ve Lumière kardeşler ışıl ışıl parlar. Bunu son denediğinde katrana batırılıp tüye bulandı. Hey, dikkat et. Harika. Harika. Çok iyi, çok iyi diye. Çok kötüydü. Bayanlar, baylar, bu gösterinin berbat olduğunu görmüyor musunuz? Sizler kaliteli eğlenceyi hak ediyorsunuz. Ama şöyle dikkat çekiyorsun. Ben Louis Lumière. Hayatınızı filmlerin ışığıyla aydınlatacağım. Sinematografım bu sefil canlı gösteriden 1000 kat daha iyi. Belki de bir ölüm gösterisi sunmayı tercih edersin. Sen de kimsin kültürsüz yabancı? El Carnegie. Bu meyhanenin sahibi benim. Müşterilerim canlı gösterileri çok sever. Bu gece Roket Adam'ın özel gösterisi müthiş şov olacak. Yani sine bilmem ne sana kalsın. Hey Jack, bu beylere hemen kapıyı göster.
Güzel atıştı. İyi mi, kavganın vakti geldi. Ben boks dövüşü sanatında uzmanım de. Kovboy aramalı suyun tadına zamanla alışırsın. Kardeşin şimdi ne yapacak? Şansını caddenin karşısındaki barda deneyecek. Merhaba ufaklık. Bu müessesenin sahibi kim biliyor musun? Tabii, Double Bill, babam olur. Babanla biraz konuşmak istiyorum. Nerede? Caddenin karşısında kavga ediyor. İşte geliyor. Ben Double Bill, memnun oldum. O sinefşeğinle gösterini burada yapmanı istiyorum senden. Adı sinematograf. Evet, her neyse. El Carnegie nefret ediyorsa o zaman ben bayılacağım demektir. Çünkü ben böyle iş yaparım. Bölmek istemezdim ama kavgayı kaçırıyoruz. Bu adamların yerleşmesine yardım et Cani, ben sonra gelirim. Burası çok sakinmiş. Sayesinde uzun sürmeyecek. Buraya bir perde, çok büyük bir perde istiyorum. Güzel. Hadi posterlerimizi asalım. Bu akşam Santa Monica'da ne var? Sintius Monograph var. Bunun adı sinematograf. Siz Amerikalıların okuması yok mu? Bu gece kasabada ilk film gösterimini yapacağız. Merak etme Jack, müthiş bir gösteri olacak. İyi akşamlar bayanlar baylar. Malibu Barı bu gecenin özel gösterisini sunmaktan gurur duyar. Biricik roket adam Jack için alkışları duyalım. İyi şanslar Jack, ihtiyacın olacak. Çok komik öyle değil mi? Çok kötü bir göstereymiş. Dönün. Daha yeni ısınıyor. Aslında o çok iyidir. Olamaz. Baksana bu filmler nasıl oluyor? Hareketliler. Tek bilmem gereken bu. Ben bir bilet alabilir miyim hanımefendi? Ön koltuklardan istiyorum. Az seyirci var. Fark etmez. Hadi başlayalım. Kutuda bir film mi? Asla, asla işe yaramaz. Seyirci bundan nefret eder. Harika! Harika! Ne? Tezahürat mı ediyorlar? Bu savaş demek. Elastik Jack. İşte şimdi kesin seyirci çekeceğiz. Bilemiyorum patron. Bana çok aptalca göründü. Gördün mü? Tam tahmin ettiğim gibi. Çok başarılı olduk. Uzun sürmeyecek. Hiç sormaz. Evet. Bu işe yaramıyor. Elastik şeyleri unutacak. Yeni bir planım var. Bak şöyle yapacağız. Şimdi sen ne yapacaksın? Güzel plan patron ama önce beni çözmen lazım. Bir bilet lütfen. 50 sent mi? Roket adam sadece 10 sentti. Oynatmaya hazırım. Oyuncuları unutma. Yani film gösterimine hazırım. Işıkları kapatın. Bu ne? Aman tanrım. Aman tanrım bu ne? Hayır, olamaz. Bu ne? Hayır. Kibritleri nereye koymuştum?
City mamograf buraya kadarmış. Ha? İyi akşamlar. Nasıl gidiyor? Ah işte. Vay canına, çok gerçekçi. Şu atmosfere bakın. İnsanın içini ısıtıyor. Perde genelde alev alır mıydı? Biraz düşündüm de hayır. Aa, yangın, herkes dışarı. Bu özel efekt. Niye çıkıyoruz ki? Çünkü mobilyalar yanıyor. Sanırım bu son film gösterimiydi. Aferin sana Cem. Eğer Red Kit beni tanırsa işim biter. Sen burada kal. Ben gidip bir bakayım. Hiç su kalmadı. Burada bir atın içecek bulması için ne yapması gerek? Bu kız çok güzel. İşte bu eğlenceliydi. Şahsen ölesiye üperdim. Çamur güreşinden bu yana hiç bu kadar eğlenmemiştim. Sonunun kötü olacağını biliyordum. Her şey hep böyle olur. Şu alevlere bak. Bunu filme çekmeliyim. Olamaz. Kamera içeride kaldı. Yandı, kül oldu. Göreceğiz. İçeri giremezsin. Çok tehlikeli. Geliyorum. Kamerayı aldım. Cani oğlum, sen dahi bir kahramansın. Affedersiniz. Acaba bu kovaları bırakabilir miyim? Bu harikaydı. Ne esaslı bir deneyimdi bu. Üstelik biletler sadece 50 centti. Büyük bir sükse yaptık. Barımı sinema olarak tekrar yapacağım. Hayır, zahmet etme. Ha? Neden? Gösterecek bir şey yok. Filmlerim yandı. Artık eve Fransa'ya dönüyoruz. Belki de dönmeyiz. Kullanılmamış makaralarım var. Yeni bir film çekersem yine işe döneriz. Hey Jack. Patron, benden inanılmaz başsız kadın ya da müthiş devördeyi oynamamı istiyorsan kendine başka bir yardımcı bul. Hadi ama merak etme, öyle bir şey değil. Şu andan itibaren canlı gösterilerden vazgeçiyorum. City Manograf konusunda yanılmışım galiba. O alet bizi zengin edebilir. Bu yüzden seninle ona sahip olmaya karar verdim. Ne dersin? Satın mı alacağız? Jack, kötü adamların nasıl iş yaptığını unutmuş gibisin. Biz asla bir şey satın almayız. O kamerayı çalacağız. Kardeşin orada ne yapıyor? Sonraki treni bekliyor. Filmi tekrar çekecek. Sonraki tren gece yarısı geçer. Buranın halkı daha çok posta arabasına biner. Daha hızlıdır. Posta arabası mı? Posta arabası mı dedin sen? İşte bu. Posta arabası soygunu filmi çekeceğiz. Posta arabası soygun filmi mi? Çok saçma. Soyguncular planlarının reklamını yapmaz. Hem onları çekmene de izin vermez. O zaman biz soygun yaparız. Aktör kullanarak. Banyo yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Bu akşam randevum var. Bir deneme çekimi yapalım Bay Red Kit. Şerif rolü için harika olacaksın. Merhaba, yakışıklı. Bertin. Şey, merhaba. Seninle buluşmak ne kadar hoş. Burada kal. Ne yapmamı istiyorsun? Kendin ol. Kahraman ol. Ve kamera. Ama bu kadar yeter, ben aktör değilim. Ben sadece yalnız kovboyum. Çok asabi değil mi? Ben asabi erkeklere bayılırım. Aktör olmak isteyen kimse var mı? Sence ben bir aktöre benziyor muyum? Aktörlüğün gerçekten zor bir iş olduğunu duymuştum. Kimse yok. Hadi Fransa'ya dönelim. Günde 10 sent öderim. Tamam.
Şimdi kim soyguncu rolünü ister? Jack ister. Patron sen deli misin? Mütevazılık etme Jack. Hepimiz seni sahnede gördük. Nasıl harika bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyoruz. Harika iş çıkaracaksın. Evet bayım, maklum yer. Simetrigraf'ın için çok inandırıcı bir soyguncu buldun. Adı sinematograf ama yine de kabul ediyorum. Başka kim filmimde oynamak ister? Anlamıyorum patron. Kamerayı çalacağımızı sanıyordum. Çalacağız Sersem. Bir planım var. Sahte soyguncuyu oynarken gerçek bir hırsız olup soygun rolünü rol olmaktan çıkarabilirsin. Anladın mı? Hadi bakalım. Bir fikrim var. Ben posta arabası sürücüsünü oynayayım mı? O ikisi filmdeyken böyle daha güvende hissederim. Açıkçası bu rol için çok uygun gözüktüğünü sanmıyorum. Ama atına rol verebilirim. Düldül mü dediniz ama o silah kullanamaz ki. Çok affedersin. İşte silahlar. Nereye koymamı istersin? Diğer dekorların yanına. Bayan Fifi. Senaryo. Soygun başladığında korkmuş gibi görünüp belediye başkanına yakın durmanı istiyorum. Genelde o bana yaklaşmaya çalışır. Ne zaman şarkı söyleyeceğim? Söylemeyeceksin. Bu sessiz bir film. Hadi soygunum nerede? Geliyorum. Söylesene evlat bu silahlar ne için? Onlar kahraman için. Ben olmalıyım. Bunu bilerek yaptım. Soyguncunun atını oynadığını duydum. Evet, asabi bir rol. Bu rollerde çok iyiyimdir. Ben Carnegie'yi gözleyeceğim, sen de Jack'e göz kulak ol, tamam mı? Asabi rol yaparken bir şeye nasıl göz kulak olacağım acaba? Ona iyi davran, çok güçlü değil. Merak etme cowboy, çok nazik olacağım. Ben ata diyordum. Herkes yerine. Hazır ve kamera. Önden buyur tatlım. Homer. Bu genç hanıma nasıl tatlım dersin? O benim fikrim değildi hayatım. Senaryo böyle. Kocam o repliği söylemeyecek. Ona başka rol verin. Posta arabası sürücüsünü oynayabilir. O zaman belediye başkanını kim oynayacak? Fifi'ye ne dersiniz? Aygır gibi suratı var. Moruk katır olacağıma aygır olurum daha iyi. Ben belediye başkanını oynarım. Seçmeye ara verin bakayım. Bu benim posta arabam. Belediye başkanını oynamak benim hakkım. Benim pozisyonumdaki birini sefil bir posta arabası sürücüsü canlandıramaz. Affedersin ama bunu reddediyorum. Reddediyorum. Lütfen. Sakin ol. Kardeşine yardım etmeyecek misin? Ne gerek var ki? Nasıl olsa sonu kötü bitecek. Hep öyle olur. Evet, başlamaya hazır mıyız? Güzel. Şimdi herkes yerine. Ben ne yapacağım? Sen soyguncusun. Yüzünü kapat ve cesur şerifi oynayan Double Bill'i bekle. Double Bill'in şerif olacağını kim demiş? Benim posta arabam. Şerifi ben oynamalıyım. Yine mi kostüm değiştireceksin? Ha, umarım. O maymun kılığı için de çok aptal gözüküyorsun. Kıyafetime maymun kılığı mı dedin sen? Neden olmasın? Onun kadar küçük. Boyut her şey değildi. Hep öyle derler cüce. Şahsıma saldırıyı kabul edin. Lütfen. Baş şarkıcısı da. Sonu kötü bitecek demiştim. Anlamadım. Bandana salak, bandanayı indirsene. Bu bir soygundur. Millet eller havaya çünkü tetik parmağım çok hassastır. Fena bir replik değil ama sizce de biraz abartmıyor mu? Tam bir karakter oyuncusu. Bu rol değil, gerçek bir soygun. Ben de gerçek bir soyguncuyum. O yüzden eller havaya. Böyle daha iyi. Sen kamerayı bana ver. Senaryoda bu yok. Ne yapıyorsun? Doğaçlama yapıyorum. Ben de. Sen bu filmde yoksun ki. Iskaladın. Hiç şansın yok kabay. Bütün silahları kuru sıkı doldurdum. Bir dakika, bu benim silahım değil. Hayır. Senin silahın bende ve gerçek kurşunlarla dolu. O kamerayı ben alacağım. Ondan para kazanılacaksa ben kazanacağım. Sen değil. Çekil kenara. Çekil bakalım. Elveda budalalar. Filmlerde görüşürüz. Hadi gidelim Jack. Yürüsene be at. Jack.
Büyük gösterinin vakti geldi. Aa, iyi işli Düldül. Carnegie'yi yakalayalım. Çok kolaymış gibi gösteriyor. Güvende miyiz? Lanet olsun. Kamera! Chloe! Neden her şeyin sonu hep kötü oluyor? Affedersin. Sadece geçiyordum. Şimdi bak, kamerayı bırak Lumière. Yoksa seni bırakıncaya kadar kardeşini gıdıklayacağım. Affedersin. Affedersin, geçiyorum. Geçtim, tamam. O oldu işte. Teşekkürler, teşekkürler. O, nihayet. Bunun olmasında nefret ediyorum, nefret ediyorum. İşte bu kadar Carnegie. Harika. Hadi tekrar yapalım. Yakın çekim. La Diligence Tragique. Bu kovboy filminin Fransızcası. İyi seyirci ha? Müthiş. Her şey iyi sonuçlandı. Teşekkür ederim ufaklık. Boşlukları kullanmasan film sansürden geçemezdi. Adın ne senin? Ford bayım. John Ford. Film sektöründe bir geleceğin olabilir. Gösterime başlamaya hazırız. Red Kit nerede? Sanırım artık gitmem gerekiyor. Hoşça kal. Güle güle. Evet, bu gözler seni asla unutmayacak. Son. Bu Red Kit kesinlikle tarz sahibi. Yakışıklı da. Ama berbat bir aktör. I'm a bold lonesome cowboy.